Merhaba dostlarım. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay şu olacak. Ses sisteminde, yani tesisatta amfi seçimi nasıl olmalı? Amfi mi daha güçlü olmalı yoksa hoparlör mü daha güçlü olmalı? Sisteminize göre amfi seçiminde nelere dikkat etmelisiniz? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi dostlarım, daha önceki videolarımda da sizlere bahsetmiştim. Bu ses sistemi, sistem komple bir bütün olarak çalışmalıdır. Seçeceğiniz parçaları da ona göre seçmelisiniz. Varsayıyorum, 4 tane oval hoparlörünüz var. Basınız yok. Bu 4 tane oval hoparlörü bir amfiye bağlayacaksınız. Oval hoparlörler genel itibariyle 60 RMS, 70 RMS bir amfi olduğu zaman bu oval hoparlörler için yeterli olur. Ne yaparsınız? Ya 70 RMS varsayıyorum bir tane amfi seçersiniz. Ya 60 RMS bir tane amfi seçersiniz. Ya da 65 RMS gibi amfiler seçersiniz. Yeterli olur. Eğer varsayıyorum 2 tane midrange'iniz var. Bir tane basınız var. Bunun için bir amfi alacaksınız. Şimdi sadece midrange'i düşünürseniz midrange'in kapasitesinde bir amfi aldığınız zaman yeterli olur. Ama yanına bası da kattığınız zaman ne olacak? Bası da besleyebilecek bir amfi almanız lazım. O sebeple ne olur? Alacağınız amfinin köprülü kanalının kaç RMS değer verdiğine bakarsınız. Tek kanalının kaç RMS değer verdiğine bakarsınız. Ona göre alırsınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. 250 RMS bir bas, 100'er RMS 2 tane de midrange bağlayacaksınız. Nasıl bir amfi alacaksınız? Bak, varsayıyorum burada 100 RMS kanal başı güç veren, köprülü kanalında da 200 küsür RMS bir güç veren bir tane amfi alırsınız. Kullanırsınız. Hem basınızı tam anlamıyla beslemiş olursunuz. Hem de midrange'lerinizi tam anlamıyla beslemiş olursunuz. Yani ses sisteminde amfi seçimi yapılırken komple tesisatınızın bir bütününü düşüneceksiniz. Bu bütüne göre hareket edeceksiniz. Ama benim tavsiye ettiğim sistem şu şekilde oluyor kullanıcılara. Eğer ki ekonomik durumları müsaitse, ekonomi müsait değildir, o farklı bir durumdur, ona yapacak bir şey yoktur. O zaman elde ne varsa ona göre bir sistem kurulur. Ama ekonomik durum müsaitse, ya bir ses amfisi, yanında bir de mono amfi, yani bas amfisi, ya da 5 kanal ya da 6 kanal bir amfi ile sistemi beslemek sizin için daha iyi olacaktır. Hem hoparlörleri tam anlamıyla beslemiş olursunuz, hem de basınız için ayrı bir bas kanalı olduğundan ya da bir mono amfi olduğundan basınızı da tam anlamıyla beslemiş olursunuz. Yani buradaki şeyi anlatabildim umarım. Önemli olan ses sisteminde malzemeleri, yani kullandığınız hoparlörleri, midrange'leri, kompenatları, ne varsa artık, bas ne varsa, bunları en iyi şekilde besleyebilmek. Amfiyi seçerken edineceğiniz fikir bu. Yani elinizdeki sistemi tam anlamıyla besleyebilmek. Bu sistemi tam anlamıyla besleyemezseniz eğer %100 performansla asla çalışmazlar. Yani 60 RMS bir amfi ile 150 RMS bir midrange'i besleyemezsiniz. İstediğiniz kadar gain'i açın, sesi açın, ne yaparsanız yapın, 150 RMS bir midrange'i 60 RMS bir amfi ile besleyemezsiniz. Güzel çaldırır mı? Çaldırır. Çaldırmak farklı bir şeydir. Mesela bana soruyorlar işte, kaldırır mı? Kaldırmak farklı bir şey, çaldırmak farklı bir şey. Kaldırmak ne olur? 150 RMS bir midrange'i 150 RMS'te, 120 RMS'te, 130 RMS'te besleyebilmektir. Bu midrange'i %80, %90'dan daha yukarı performansla çaldırabilmektir. Kaldırmak budur. Çaldırmak ne olur? 60 RMS bir amfiye 150 RMS bir midrange bağlarsınız, çaldırır, güzel de ses verir. Ama kesinlikle kaldırma farklı, dediğim gibi yüksek, tam performans çalışmaz. Tam performans çalışması için birbiriyle uyumlu bir ses sistemi olması gerekir. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi, ona da cevap vereyim. Hani kanalda sorulan soruları ve özelden sorulan soruları ve buraya gelip müşterilerin sorduğu sorulardan bir kombin yapmaya çalıştım. Şimdi midrange mi güçlü olmalı, yani midrange demeyeyim pardon, hoparlör mü güçlü olmalı, amfi mi? En çok sorulardan bir tanesi budur. Arkadaşlar sadece dediğim gibi bu sistem birbiriyle eşdeğer olmalı. Eşit olmalıdır yani. Ne amfi fazla ne hoparlör eksik. Yani eşit olması sizin için daha avantajlı olacaktır. Neden daha avantajlı olacaktır? Hoparlörünüze midrange'den, amfiden ayarı fazla açıp hoparlörünüze zarar verme riskiniz azalacaktır. Aynı zamanda hoparlörünüzü doğru bir ayarla tam anlamıyla besleme imkanı bulacaksınız. Yani eşdeğer olması önemlidir. Ama eğer ki eşdeğer olmuyorsa ben her zaman şöyle öneriyorum. Hoparlörlerin güçlü olması daha iyidir. Bakın tekrar söylüyorum. Midrange diyorum. Amfinin değil, hoparlörlerin daha güçlü olması daha iyidir. Amfi ile doğru bir ayar yapıldığında güzel bir performansla hoparlörler güçlü de olsa iyi bir ses verecektir. Ama aradaki farklılığın çok olmaması gerekir. Nasıl? Az önce de söylediğim gibi 150 RMS bir midrange'i 60 RMS bir amfi ile beslemeye çalışmak değil. 150 RMS bir midrange'i 100-120 RMS bir amfi ile beslemek. Bakın aradaki fark 60 nerede, 120 nerede? Neredeyse 2 katı. Yani birbirine yakın olması her zaman daha iyidir. Ama eğer ki biri yüksek olacaksa kesinlikle hoparlör daha yüksek olmalıdır. Çünkü dediğim gibi hoparlöre zarar verme riskiniz azalır. Böylece daha iyi bir ses potansiyeli olur. Ama her şeyden önemlisi birbiriyle eşdeğer sistemler olmalıdır ve kesinlikle ayar doğru bir şekilde yapılmalıdır. Amfi de yüksek olsa, hoparlör de yüksek olsa ya da biri düşük biri yüksek de olsa ne olursa olsun bu ses sisteminde ayar oldukça önemlidir. Doğru bir ayar yapılmazsa eğer ses sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun doğru bir performansla çalışmaz, doğru bir ses alamazsınız. Yani güzel bir ses akustiği alamazsınız. Bu sebeple en önemli şeylerden bir tanesi ayardır. Doğru ayar yapmak bu konuda oldukça önemlidir arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ayarları nasıl yapıldığı ile hani birçok mecrada videolar var. Bunlardan faydalanın. Tek bir videoya takılı kalmayın. Kendi videolarımın içinde söylüyorum. Herkesin eksikleri olabilir. Herkesin doğru bildikleri, yanlış bildikleri olabilir. Herkesin kendine göre doğruları ve yanlışları olabilir. Siz neysiniz? Müşterisiniz. Şöyle düşünün. Ben müşteriyim. İstediğim ürünü istediğim yerden alırım ve araştırmalıyım. Araştırın arkadaşlar. Araştırın, doğru şeyi illaki bulacaksınızdır. Bundan yana hiç şüphem yok. Neyse şimdi konumuza dönelim. Doğru bir ses sisteminde dediğim gibi ses sistemindeki parçalar birbiriyle eşdeğer olmalı. Eğer ki biri fazla olacaksa bu hoparlörden yana kullanın bu seçeneği. Yani hoparlörün daha güçlü olması şey yapılır. Ama arada çok uçurum fark olacaksa amfinin güçlü olmasına burada dikkat edin. Arada uçurum fark olmayacaksa yani 150 ile 120 gibi olacaksa hoparlör daha güçlü olması daha iyidir. Ama 150 ile 60 olacaksa bırakın midrange amfi daha iyi olsun. Eğer ki doğru bir sistem kurmak istiyorsanız ve bu sistem içinde doğru bir amfi seçimi yapmak istiyorsanız eğer kullanacağınız sistemde 1 bas ve 4 hoparlör ve fazlası varsa kesinlikle bir 5 kanal ya da 6 kanal amfi ya da bir ses amfisi bir bas amfisi kullanacaksınız. 2 tane hoparlörün bir tane basın varsa 4 kanal bir amfi işinizi görecektir. 2 tane kompenant bir tane bas varsa 4 kanal bir amfi işinizi görecektir. RMS değerleri kullandığınız şeye göre değişecektir. Hani ona göre hani işte 100 RMS bir amfi kullanın, 150 RMS bir amfi kullanın, ne bileyim 50 RMS bir amfi kullanın diyemem. Bu kullanabileceğiniz tesisata göre de değişecektir. Ama maksimum watt değerlerinin değil, buna çok takılanlar oluyor arkadaşlar. Maksimum watt değeri değil, RMS değerleri yani devamlılık arz eden güç değerleri birbirine yakın olmalıdır. Böylece daha iyi bir ses alırsınız. Amfi seçimi ile alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar arkadaşlar. Ben burada hani gelen arkadaşlar olsun, soran arkadaşlar olsun. İşte para sıkıntı değil veya şu kadar bütçem var. Hani bütçesi eğer ki müsaitse bir ses amfisi, bir bas amfisi kullanmalarını tercih ediyorum. Biraz daha düşükse bütçe 5 kanal amfi kullanmalarını tercih ediyorum. Bütçe hani çok kısıtlıysa 4 kanal bir amfi ile elimizden geldiğince faydalanmaya çalışıyoruz. Benim buraya gelen kişilere önerim şeklim bu şekilde. Siz tabi herkesin ekonomik durumu farklı. Ses sistemlerinin de fiyatları ciddi anlamda arttı. Bu sebeple hani herkese diyebileceğim şey farklı olur. Orada önemli olan bütçedir ve önemli olan sistemin bütünüdür. Yani komple bir sistem kuracaksanız birbirine denk sistemler kurmalısınız. Elinizde bir sistem var, parçası eksik. Mesela hoparlörleriniz basınız, tamam, amfiniz eksik. Amfiyi o hoparlörlerin değerlerine göre seçebilirsiniz. Ya da amfiniz var, basınız var, hoparlörünüz eksik. Amfinin değerlerine göre hoparlörlerinizi seçebilirsiniz. Komple sıfırdan sistem yapacaksanız eğer, burada da birbirine eşdeğer güçte olan parçalar seçmelisiniz arkadaşlar. Sizden ricam, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sormak istedikleriniz, bilmek istedikleriniz, öğrenmek istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Hani bu videoyu bir sohbet niteliğinde, soru cevap niteliğinde olarak düşünürseniz sevinirim. Hani sorulan sorulara elimden geldiğince videolar üzerinde cevap vermeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Hani farklı düşünceleriniz, farklı bir şekilde sunmamı istediğiniz şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi her zaman doğru ve düzgün bir şekilde yapılan eleştirilere açığım, hiç gocunmam. Hani eleştiri yapabilirsiniz, doğru bir dille, saygılı bir şekilde dinlemeye hazırım, onları değerlendiririm, olmadı ona göre bir değişim yapabilirim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.